Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, uzatmayacağım. Uzatacak çok bir şey yok çünkü. Takke düştü, kel göründü. Ticaret Bakanlığı 9 Nisan 2024'ten itibaren İsrail'e ihracata kısıtlama getirdiğini açıklarken, maalesef çok yazık ki katliamın başladığı günden bu yana katliamcı İsrail'in ihtiyaç duyduğu her türlü ürünün satışına tam gaz devam edildiğini açıklamış oldu aslında. İsrail çoluk, çocuk, genç, kadın, yaşlı, erkek, sivil ayırmadan Gazze şeridinde nefes alan her kim ve ne varsa katlederken, Filistin için ağıt yakmakta, nutuk atmakta, miting düzenlemekte birinci olan AK Parti iktidarı tarafından yönetilen Türkiye'nin İsrail'e uçak ve jet yakıtı göndermeye devam ettiğini açıklamış oldu. Aynen bunu dedi. İsrail'in 33 binden fazla insanı katlettiği günler, geceler, aylar boyunca ben pekala mühimmat yapımında da kullanılabilecek olan envai çeşit demir, metal, çelik malzemeyi katil İsrail'e göndermeye devam ettim dedi. Ben dedi Filistin yakılır yıkılırken Filistin'de taş üstünde taş bırakmayan, yıkımın faili olan o İsrail'e beton mikserlerini, forkliftleri, ekskavatörleri, her türlü iş makinesini yollamaya devam ettim dedi. Ben Filistinliler zifiri karanlığa gömülü haldeyken, jeneratörler çalışmaz, hastanelerdeki cihazlar çalışmazken elektrik kablolarını İsrail'e yolladım dedi. Ben dedi Filistinliler en temel gıda maddelerine erişemezken Filistinlileri açlıktan da öldüren o İsrail'e mineral gübre yolladım dedi. Ben dedi Filistinliler tıbbi yardıma ulaşamazken yaralı insanlar feryat figan içinde kıvranırken terör devletine kimyasal bileşikleri yollamaya devam ettim dedi. AK Partili milletvekilleri aylarca hepinize o kürsüde yalan söyledi dedi. Aklınızla alay etti dedi. Ben de diyorum ki İsrail'le ticaretin devam ettiğini her iddia edişimizde bizi burada Allah'tan korkmaz ettiniz, kuldan utanmaz ettiniz. Hiç mi Allah'tan korkmadınız, hiç mi kuldan utanmadınız? İtiraf ettiğiniz şu hali, bakanlık eliyle bugün itiraf ettiğiniz şu hali ispata çalışırken burada bir vekil can verdi bu kürsüde. Hiç mi ya hiç mi vicdanınız sızlamadı? Daha geçen niye mi sızlasın? Gerçekten bunu mu söylediniz? Tebrik ediyorum, millete havale ediyorum. Daha geçenlerde İsrail'le ticareti kes pankartı attığı için bir genci gözaltına aldınız. Nasıl bakacaksınız şimdi bu milletin yüzüne? Buyurun sen. Büyük bir yalan varken, bu kadar büyük bir yalan, bu kadar kolaylıkla söylenebilmişken bundan sonra bu meselede iktidar eliyle yapılacak hiçbir açıklamanın güvenilirliğinin, inanılırlığının kalmadığını düşünüyoruz ve bu konuda bir meclis araştırması kurulmasını destekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.